beklediğimizden daha iyi bir seviyede bitirdik diyebiliriz. En son röportajları yaptığımız zaman bu takım küme düşme potasındaydı ve çok korkuyorduk. Bir sezon sonu bir daha değerlendirmeni alalım. Evet, ikinci araya başlamadan önce herkes Gençler Birliği düştü gözüyle bakıyordu. Hocamızın gelmesiyle ve yeni oyuncularımızın gelmesiyle iyi bir arkadaşlık yakaladık. Ve çok çok üst düzey performans göstererek bu alt sıradan kurtulduk. Ve çok iyi bir sezon geçirdik bence. Seneye de inşallah daha hedefi olan, daha yukarılara oynayan bir Gençler Birliği izletmek istiyoruz herkese. Sezonun son maçı Eskişehir, düşme kalma tehlikesi vardı ama biz işimizi yaptık profesyonel olarak. Oynamamız gerekiyordu, puan almamız, yenmemiz gerekiyordu burada. Ve öyle de oldu. Sezonu güzel kapattık, sağlıklı, sıkıntılı, mutlu bir şekilde. Geçen sene Tosic vardı, Halil İbrahim vardı ve sen vardın sol bekte. Bu sene yine Lato vardı, sen vardın. Gel İrfan. Formayı ilk yarı kapamadın ama ikinci yarı öyle bir kaptın ki ben buradayım dedim tekrar. Ya tabii Allah çalışan nazim edenle hep birlikte çalışıp bırakmadan devam edince bir yerde bir şekilde sana veriyor ve fırsat gelince değerlendirince alıp götürüyoruz. Ya taraftarlar da senin oyundan memnun. Halil İbo'yu da çok beğeniyorduk. Bu sene o şey olamadı. Gelecek sene nasıl olacak? Milli takıma girecek bir uğur görecek miyiz? İnşallah dedim tabii öncelikle milli takım sonra da Gençler Birliği'ni Avrupa'da temsil edip ve Avrupa'da oynamak. İnşallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Maç için değil, milli takım için öncelikle tebrikler. Bir değerlendirmeni alayım. Şükür kazası belasız ligi bitirdik. Bizim açımızdan ilk yarı biraz kötüydü. İkinci yarıda toparlandık İbrahim Hoca'nın gelmesiyle beraber. Maç hakkında konuşmak istemiyorum. Hani Eskişehir adına da üzgünüm. Maçında gerginlikler oldu. Onun için tekrar buradan özür diliyorum onlardan. Milli takım geniş kadrosundayım. Şükürler olsun. Fatih Hocam şansı verdi. İnşallah güzel şekilde değerlendiririz. Şansı verdi, sen de söke söke aldın diyelim. Çünkü çok iyi bir performans sergiledin bu sezon. Yani Allah'a şükür. Yani takımın istikrarsız gittiği zamanlarda dahi sen belli bir istikrardaydın. Kendini hiç bozmadın. Avrupa Şampiyonası ile ilgili bir mesajın var mı? Camiaya bir mesajın var mı? Sen bu kulübün altyapısından çıkmış bir oyuncusun. Grupta abilerim gerçekten hani bir mucizeyi başardı. Mükemmel maçlar oynadı. Yürekten oynadılar. İnşallah o kadronun içinde olurum. Kim istemez ki? Arda Turan'la beraber olmak, Yıldızlar'la beraber olmak, o turnuvada olmak. İnşallah orada da başarılı oluruz. Ahmet, bu sene bir korkuttunuz. İkinci yarıda şova geçtiniz. Seri galibiyetler, üst sıraları hedeflemeye başladık. Keyifli bir yerde bittilik. Yani bir hedefimiz olmasa dahi son maçlarda yine de futbol adına bugün de sahada kazanmak isteyen Gençler Birliği vardı. Bir senden değerlendirmeyi alayım. Şimdi nasıl anlatılır bilmiyorum. İlk yarı farklı bir kimliğimiz vardı. İkinci yarı farklı bir kimliğimiz oldu. Bizim gerçek kimliğimizi ikinci devrede yansıttığımızı düşünüyorum. İbrahim Hocam'ın gelmesiyle de güzel bir çıkışımız yakaladık. Ve çıkış yakaladık. Güzel galibiyetler aldık. Tabii bir zaman sürecinde hedefimiz vardı. UEFA'ya kadar gidebilirdik. Ama şanssız ki mağlubiyet aldığımız için o hedeften koptuk. Ama ilk yarı düşer denilen takımı güzel yerlerde bitirdiğimizi düşünüyorum. Ve sırrı neydi? Sence bu işin sırrı neydi? İkinci yarıdaki Gençler Birliği'nin sırrı neydi? Birlik, beraberlik. Defans yapmayı öğrendik diyebilirim. Sen de bu sezon formayı tamamen kaptın ve artık ilk 11'in vazgeçilmez adamı oldun. Alternatifsizliğin alternatifin geldi. Yine de formayı bırakmadın. Ya takımın değişilmez oyuncusu olmak tabii ki mutluluk verici. Ama ilk yarıdaki performansımı ben kendi açımdan hiç beğenmedim. Yani illaki arkadan birisinin sıkıştırması gerekiyormuş. Hakan abimin de gelmesiyle performansımın biraz daha arttığını düşünüyorum. İrfan'da da aynısı oldu. İrfan Can Kahveci'nin de hani güzel bir sezon geçirdi. İkinci yarı geçirdik. İnşallah devam gelir. İnşallah gelecek sene hiç korkutmadan bir sezon. İnşallah, inşallah. Çok sağ olasın. Geldiğinden beri harika bir performans sergiledi. Takım da beklenen bir yerde tamamladı. Bir ilk önce onunla ilgili bir kısa bir değerlendirme First alayım. Congratulations. You got so many points in the second half of the league and your performance really increased super high, sky high. So what do you want to say about it? No, it was good. We could stand up for the bad situation we have in the first half. The coach helped, the players who come help. The other players who are here before fight a lot to get in a better condition and I'm happy with this finishing. Çok uğraştık. Hocanın gelmesiyle ayağa kalktık. Yeni transferler de büyük katkı yaptı. Burada daha önce olanlar da kendilerini toparlayıp daha güçlü, daha fazla çalışıp kadroya girmek istediler ve böylece takım çok gelişti. İlk yarıdaki o kötü 13 puanlık performanstan kendimizi böyle toparladık. Taraftar çok seviyor. Sözleşmesi sona erdi.
Campos gelecek sene görecek miyiz diye özellikle soru soruyorlar. Bunu iletmek istiyorum. Ne olacak gelecek sene? Fans really love you and your contract has finished right now. So are you gonna stay or are you gonna leave? They really want to know because they really love you. No, first I want to say thank you for everybody in the club because everybody support me and give me the support I need for get the conditions also. And about stay here, I hope we find a solution. I hope. I really hope. Ben ilk başta burada kulüpte bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Çünkü herkes beni destekledi. Herkes bana bir şekilde yardımcı oldu. Onun için herkese teşekkür ediyorum. Kalacak mıyım orası tam belli değil şu an. Umarım kalırım. Yani ortak bir nokta bulabilirsek, anlaşırsak kalacağım. Kalacak gibi peki? Highly probable that you're gonna stay. Is it highly probable that you're gonna stay or more likely to leave? Hey, we're gonna speak about that. We are speaking about that. Konuşuyoruz yani. Şu an konuşuyoruz. Başakşehir dedikoduları çıktı bugün. Öyle bir durum var mı? There's a gossip that you've agreed with Başakşehir. Is it true? Like he said, it's a gossip. Dediğiniz gibi bu dedikodu şu an. Sadece dedikodu. Thank you.